Efendim tam zamanı ona göre ayarlıyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul etsin. Amin. Efendim, şimdi Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de قُلْ مَا يَعْبَغُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَوْا İbadetimizin dua kısmına geldik. Şimdi her şeyin bir noktası var. Her şeyin bir sonu var. İbadetin de her şeyin bir özü var, gerçeği var. Her şey gerçek, gerçek içinde de bir gerçek var. O da ibadetlerin özü olan dua. Yüce Rabbimiz duanız olmasa Rabbiniz size ne diye değer versin? Evet. Allah-u Teala programın başında okuduğum ayet-i kerimede يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey iman edenler! Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun. Fenalıklardan, inkara sapmaktan sakının. Ancak siz Müslüman olarak can verin. Alttaki ayette Allah'ın ipine sımsıkı sarıl, Kur'an'a sarıl. Başka bir ayette Yüce Allah Estağfirullah. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُعِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ رَحِيمٌ Yüce Rabbimiz diyor ki, de ki ey insanlar Peygamberimize bana uyun ki Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Peygamberimiz diyor. Bana öyle de diyor. Ayet-i Kerime'de Allah diyor ki böyle söyle onlara. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Peygamberimiz de evet Kur'an'ı bize anlatan, tebliğ eden ve anlaşılır şekilde bize anlatan Peygamberimize Cenab-ı Hak şefaat izni vererek bizi onun şefaatine nail etmiştir. Değerli kardeşlerim, başta söylediğim ahde vefa, abde vefa. Şimdi اذكروا مبدأكم بالخير Peygamberimizin hadisine uygun ölülerimizi de bu vesileyle yad etmiş olacağız. Yahya Kemal Bayatlı diyor ki Müslüman Türk milleti yerin altındakiler, yerin üstündekilerle birlikte yaşarız. Biz ölülerimizi unutmayız. Onun için Yahya Kemal Bayatlı o şiirinde diyor ki yerin altındakilerle birlikte yaşar Müslümanlar. O tarihte 30 milyon Müslüman varken Yahya Kemal Bayatlı'ya soruyor kaç milyon nüfusunuz var? 30 diyor, 60 diyor. Eğer gerçekte 30 görülüyor, diyor ki biz ölülerimizle birlikte sayılırız diyor. Biz ölülerimizle sayılırız. Evet, Müslümanlık ne güzel. Müslümanlık ne güzel. Aba'u ecdadımız bizden rahmet bekliyor. Dua bekliyor. Allah'ın rahmetinden istifade etmek için bizden dua bekliyor. Kur'an müminin yolunu aydınlatır. Ölünün kabrini nurlandırır inşallah. Allah bizi Kur'ansız bırakmasın. Ezansız bırakmasın. Müslümanlarımızı, camilerimizi Müslümansız bırakmasın inşallah. Evlad-ı uyarımıza yardım eylesin. Onlara feyiz, ihsan duyursun Allah-u Teala. Evlatlarımızı imanla şereflendirdi ve cümlemizi bu şerefle huzuru ilahiye gelmeyi nasip eylesin. Efendim, değerli kardeşlerim, şimdi
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de Muaz İbni Cebel birlikte yürürlerken Allah Resulü diyor ki, ya Muaz, sana bir şey söyleyeceğim. Seni çok seviyorum. Bu söyleyeceğim duayı sakın unutma. Her zaman bunu söyle. Ya Resulallah, ben de seni çok seviyorum. Diyor ki, Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike husni ibadetik. Bunu her namazdan sonra söyle. Nedir bu? Allahümme e'inni ala zikrike. Ya Rabbi, beni zikretmekte, beni zikretme, sana çok şükretmeye, ibadetimde devam etmeye bana yardım eyle. Bu konuda bana yardım et diyor. Ve bu duayı biz de ezberleyelim. Her namazdan sonra, her zaman, her yerde söyleyelim. Neymiş? Allah'ım, seni çok zikretmekte, sana çok şükretmekte ve devamlı ibadet etmekte, ibadete devam etmekte bana yardım et. Evet. Değerli Müslümanlar, eskiden biz çocukken, benim kuşak iyi bilir, annelerimiz bizim kulağımıza bir şey söyler. Yatarken, yattım sağına, döndüm soluma. Kalkarım inşallah. Kalkamazsam eşhedü en la ilahe illallah. Ne güzel bir dua idi. Bizden sonraki kuşak bunu bilmez. Analar bu güzel duayı unuttular şimdi. Şimdiki gençler bunu bilmiyorlar. Ne istiyorsunuz? Hocam, evet, unuttular. Cenab-ı Hak bize yardım eylesin, imdad eylesin inşallah. Değerli Müslümanlar, dedik ya baştan, şükrün bir ifadesidir bu yapmış olduğumuz haller. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمَّالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ. Kim bir hayırda bulunur, bir sadaka verirse, Allah misal veriyor, 700'le çarpıyor Allah. 700'le çarpıyor. Burayı misal veriyor Allah Teala bu ayet-i kerimede. Müslümanlık ne güzel. Müslüman yürürken birisine selam verse sadaka olur. Birinin yüzüne gülerek baksa sadaka sayılır. Çalışırken kazandığı rızkın helalından kazandığı zaman sadaka olur. İbadet halinde olur. Evladına getirdiği güzel bir şey sadaka sayılır. Eşine yedirdiği lokma sadaka sayılır. Eşine ben seni çok seviyorum dediği zaman sadaka oluyor. Evladını okşaması sadaka oluyor. Fakir fukaraya yardım etmesi sadaka oluyor. Bir yetimin başını okşaması sadaka oluyor. Ne güzel Müslümanlık. Efendim, şükür ne büyük nimet. Ne büyük hikmet. Bakınız. Değerli Müslümanlar, hamdin manasını bir değerli ulema şöyle yaptı. Diyor ki, ey insan, buğdayı yere atarsın, Allah ayette bunun misalini veriyor. O sana nimet olup gelmek için toprakları yarar, başak haline gelir, bir başakta 100 tane olabilir. Allah verir. Sonra bunları alırsın. Biz eskiden düvenle sürerdik ya, akşama kadar onu döndür Allah, döndür. Altımızda buğday var. Ve onu buğdayı havuzundan ayırır, çuvallara koyardık. Sonra götürürsün onu, hamdin manasından da.
götürürsün değirmene, taşlarda ezersin onu. Un haline gelir, suyu dökersin, canlanır. Dilip lokum lokum yapar onu, ekmek haline getirir, fırına atarsın. Yüksek derecede fırında pişirirsin onu. Pişirirsin. Sonra alıp dilim dilim kesersin, yine ölmez. Onu alırsın, ağzından çiğnersin. Sonra mideye eklemişsin. O işe yaramayanı atar, işe yarayan enerji olarak sana gelir. Allah'a ibadet etmen için sana bir enerji olur. Diline gelir, karnın doyduktan sonra onu yersin. Der ki, ey insan, benim hayat seyrimi gördün mü? Toprakların altından çıktım, sana geldim. Taşların altında ezildim, sana geldim. Fırınlara attın beni, orada yandım, piştim, yine sana geldim. Neden çektim bunları biliyor musun? Bir defa Allah'a şükür deme. Elhamdülillah de, onun için girdim bu sıkıntılara diyor. Sana bir defa elhamdülillah dedirtmek için geldim buraya. Hadi bakalım, karnım doydu, şimdi ne olur diye Allah'a bir hamd be. Elhamdülillah de. Evet. Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği bu nimetleri nasıl ödeyeceğiz? Nasıl ödeyeceğiz? Ona nasıl şükretmeyelim? Değerli Müslümanlar, bu bakımdan çok önemlidir bu cemiyetler. Birlik bakımından çok önemlidir. Bizim mezar taşlarımız bile kucak kucağa yatar. Bize ne oldu? Birliğimiz bozuldu. Dilliğimiz bozuldu. Ne oldu bize? Her gün olaylar, her gün hadiseler, ne oluyor? Ucu başka taraf, dışarıya, dış devletlere dayanan, Türkiye'yi karıştırmak isteyen dış hainlerin oyunlarına gelen bu Müslümanlara ne oldu? Bu cennet vatanımızda ne güzel nimetler var. Dünyada böyle bir vatan yok değerli Müslümanlar. Dünyada böyle bir millet yok. Yok böyle bir millet. Böyle bir vatan da yok. Dört mevsim yaşanan bir devlet, millet burası. Vatan burası. Şair diyor ki, minarelerde ezan, buçlardadır albayrak. İşte mübarek vatan, İşte mukaddes toprak diyor. Ne oldu bize ya? Babası evladına laf anlatamıyor. Ne oldu bize? Ya Rabbi, bu aziz milleti her türlü felaketlerden koru. Cibuti'de bir Müslüman, Cibuti neresi biliyor musun? Afrika. 4,5 saat uçaklı. Dedi ki, namazda Kur'an okudu camide, %99 Müslüman. Kalktı, Osmanlı geldi dedi. 850 yıl kalmış orada Osmanlı. 850 yıl evvel gitmiş oraya Osmanlı. Benim ecdadım gitmiş oraya. Cami yapmış, Müslümanlığı devam etmiş onlara. Sahabiden sonra giden ilk Müslüman Osmanlı'dan. Yani Habeş toprakları buralar, Habeşistan, Habeş kralının toprakları, sahabinin göç ettiği, hicret ettiği mekanlar. Orada diyor ki, Osmanlı bizim babamız, bize yarın yardım et. Bizi Müslümanları sömürüyorlar Fransızlar. Bize ne din kaldı, iman. Ne olur bize yardım edin diyor. Ve bizim Müslümanlarımız oralarda yollar yapıyorlar, camiler yapıyorlar. İnşallah büyük bir mabedin temelini atmak üzereyiz orada. O devlet başkanı diyor ki, ben uçaktan göreyim, 4 minare ne olsun? Elhamdülillah, bütün
mağdurlar ve mazlumlar Türk milletine bakıyor. Hakkımızı arasınlar diye ezilenler, zalimler altında zulmedenler hem Müslüman Türk milletini bekliyor. Bir ayaklanın da, kalkın da bizi bu zulümden kurtar diyorlar. Allah bu millete yardım eylesin. Amin. Bu millete imdad eylesin. Amin. Zalimlerin altında zulüm gören Müslümanlara Allah yardım eylesin inşallah. Amin. Evet. Değerli Müslümanlar, işte devlet, işte millet. Kaymakamımız da hoş geldi, şeref verdi. Allah razı olsun Sayın Kaymakam. Evet. Milletle devlet birbirine beraberiz. Kucak kucağıyız. Bizi kıskanan hainler, yabancılar bize fitne sokmak istiyorlar. Allah ailelerimizi bozmak istiyorlar. Neslimizi bozmak istiyorlar. Ama Allah'ın izniyle fırsat vermeyip biz duramayız. Allah bizimle beraberdir. Allah inananlarla beraberdir. Allah'ın rahmeti büyüktür. Gücü kuvveti büyüktür. Allah bize yardım eylesin. Bütün insanlığa, bütün Müslümanlara yardım eylesin inşallah. Amin. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke ente semi'un alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim. Vahdini ve vaffukna ilel hakku ila tariki müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim. Bi fazileti hatmil Kur'anil azim. بشفاعة هرمة القرآن الكريم ومولد الشريف حمد عالملرين رب رحمن رحيم ودين gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Ya Rab, ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kasaba uğramış ve sapıtmışların değil, kendilerine nimet verdiklerini, kendilerini bol bol rızıklandırdıklarının yolunu yönet ya Rabbi. Sana olan bu inancımızdan bizi şaşırtma ya Rabbi. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, ibadet maksadıyla okunan Kur'an-ı Kerimleri, Mevlid-i Şerif'i yapılan hayr-ı hasenatı, şükrün bir ifadesi olarak, senin lütfettiğin nimetlere şükrederek, Kur'an'ını ve sevgili Peygamberimizin naatını okutan, bu cemiyeti tertip eden kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Amin. Bu cemiyette bulunan Müslüman kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Amin. Amin diyenlerin ve cümlemizin ahirete iptihar etmiş Allah-u Ecdad Ümmahat-ı Cettadımıza da rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Onların ruhlarını şad eyle. Kabirlerinin nur makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Hasbel beşer onların ve bizim günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Dünyaya gelmemize vesile kıldığın valide hazretlerine ve bütün babalarımıza, ölenlerine rahmet eyle ya Rabbi. Aba-u ecdadımıza mağfiret eyle ya Rabbi. Bizi de mağfiret eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bu köyün cemaati olarak yapan dışarı köylerden, yakın köylerden buraya teşrif ederek bu cemiyette bulunmayı murat eden kardeşlerimiz tek geldiler, şeref verdiler, teşrif ettiler. Ya Rabbi, bu müminlerin ve cümlemizin günahlarını affeyle. Evlatlarımıza imdad eyle ya Rabbi. Amin. Evlatlarımızı, imanlarını ziyade kıl ya Rabbi. Senin yolunda daim ve kaim eyle ya Rabbi. Yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızı düşman tasallutundan koru ya Rabbi. Bu aziz milletin birliğine uzanan dillere, devletin kasasına uzanan hainlere fırsat verme ya Rabbi. Dillimizi, dillimizi bozdurma ya Rabbi. Ya Rabbi, yerler altında isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, dünyada bir Fatiha bile okuyacak kimsesi kalmamış. Gariplere de rahmet eyle. Bizler de bir gün onların haliyle hallettiğimizde son nefesimizde kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demek cümlemize nasip ederek senin huzuruna imanla gelmeyi nasip eyle. Ya Rab, bizler de bu dünyadan irtihal ettiğimizde, hiç ümit etmediğimizden yerlerden bizlere de böylece hayır dua,
Kur'an okuyan ve okuyanlarımızı nasip eyle. Neslimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Devletimizi daim ve kaim eyle. Bu milletin huzur ve saadetine hizmet etmekte olan devlet adamlarımızı hayırlı işlerinde hep muvaffak eyle ya Rabbi. Onlara yardım eyle ya Rabbi. Onlara imdad eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Mübarek vatan topraklarına hayırlı bereketler lütfeyle ya Rabbi. Kazalardan, belalardan, zelzelelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Ordularımızı karada, denizde ve havada daima düşmanlar üzerine galip ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, devletimizi baki eyle. Cumhuriyetimizi faydar eyle. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve bütün devlet büyüklerimizin ölenlerine rahmet eyle. Ya Rabbi, duamızı makbul eyle. Günahlarımızı affeyle. Saadet ve selametle bu milleti kıyamete kadar ben devam eyle. Amin. Ey mehidin-i mubin, müfessirin, muhakkakin, ulema-i abidin, sülahay-i salihin, avliya-i şakirin, hüffaz, tüllab, cemih amele-i Kur'an, nevrallahu merakinehum ve cealim zennete mesbahum, hazratımızlar için, Allah rızası için, bu cemiyeti tedbib edenlerin, vesile olanların ve cemiyette bulunanların sağlık ve saadetine ve ölülerine rahmet için, El Fatiha!